Sayın izleyiciler, Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyünde muhtar seçilen Niyazi Atagül ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ ol. Sayın izleyiciler, muhtarımız çalışkan bir arkadaşımız. Gerçi bu dönemde yeni muhtar seçilen arkadaşlarımızın hepsinde bir çalışma gayret azimini görüyorum Osmaniye'de. Bundan dolayı da bu köy halkına da teşekkür ediyoruz. Muhtarlık seçimlerinde biz yorumumuzda da belirttik. İnsanların yaşadığı çevreyi daha güzel hizmet alabilecek kişi, kabiliyet ve yetenekteki insanların seçilmesini istedik. Yoksa hizmet alınmadığını söyledik. Birçok köyde ve mahallede insanlar, vatandaşlarımız bu şeyi dikkate alarak gerçekten doğru adayları seçtiler. Bundan dolayı da bu köyün şanslı olduğunu belirtiyorum. Muhtar arkadaşımız iyi bir arkadaşımız. Evet muhtarım, muhtar aday olma amacımız neydi? Bu halk sizi neden tercih etti? Bahçe köyünü hizmet etmek için. Elbette evet. Ki bundan önceki muhtarımız hizmet yapamadı. Belde yapmak istedi, yapamadı. Bir şekilde. İstedi veyahut da verilmedi veya da istemedi. Veyahut da isteği yerine gelmedi. Veyahut da gereğiyle yani ilgili muhatap olacağı insanları bulamadı, ulaşamadı. Artık çeşitli nedenlerle. Bir de en büyük sıkıntı bizim su sıkıntımız vardı. Evet. O suyu da getiremeyince onlar da önce söz vermişti. O önceki muhtarımız bu Cebel'den şimdiki getirdiğiniz suyu evet. Söz almışlar mıydı? Söz almışlar. Evet ama ancak getiremediler. Gene getiremediler. Sayın izleyiciler, yani Türkiye'nin köşesinde aynı sorunlarla köylerin karşılaştığını görüyoruz. Birçok köyün su sıkıntısı var. Mevcut muhtarlar bu su sorunu bir türlü çözememişler. Halbuki ise yani su eşittir hayat. Değil mi efendim? Su olmasa hayat yok. Bizim insanların suya ihtiyacı var. Bu köylerimiz genelde hayvancılıkla geçimini temin ediyor. Hayvanların suya ihtiyacı var. O nedenle bu arkadaşımız da seçilir seçilmez ilk önceliğini içme suyuna vermiş. Çalışmaları şu anda devam ediyor. İnşallah bu köy su sorunu çözüm bulacak. Efendim bu köyümüzün altyapısı yapıldı mı? Altyapısı tamam değil. Şimdi içme suyu için tamam ama bazı sel suları, bazı mahalle hatta birbirine düşman olacak derecesine çok ağır çekişmeler oldu. Evet. En aşağı bir 150 metre biz alıp dereye verecek köyün içine giden sel suyunu vermek gerekiyor. Bu büyük ihtiyaçların bir tanesi. Atık suyu diyorsunuz siz, evet. Evet, sel suları. Evet, sel suları için. Evet. Dere ıslahları lazım o zaman. Evet. Değil mi efendim? Yani 150 metre bir... Biz, şey, yani dere ıslahından ziyade biz dereye kanalizasyon dereye... altyapı yapılmış mı köyümüzde? Yok. Değil mi efendim? Yani bir, bak şu yakınınızda bir eski kale var, doğru mu? Evet, doğru. Milattan önce 175 ve 164 yıllarında yapılmış orada... Hem kanalizasyon hem pis atık su için kanal yapılmış. Evet. Tarihçesini aldık, okuduk. Oradaki görevli arkadaş verdi. Yani burası çok önce medeniyeti görmüş. Evet. Onun için yıl 2013 daha köylerimizin altyapısı yapılmamış. Milattan önce 175. yılda altyapı yaptırmışlar orada kalede. Artı parke taşı döşetmişler. Gördünüz mü arkadaşlar? Sütunlu yolun orada. Yani bak bu 2013 yılında köylerimizin sokakları çamur. Parke taşı yok. Milattan önce 175. yılda yaşayan insanlar çamurdan kurtulmak için koca koca parke taşları döşemişler, taşları döşemişler. Bunların yöneticilere örnek olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani gazetecilerin, basının görevi yapılması gereken hizmetlerin yapılmasını sağlamak için aracı olmak, kamuoyunu bilgilendirmek arkadaşlar. Yani bunu bütün insanların, vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bir sorunumuz varsa muhakkak müracaat ettik, yapılmıyor. Muhakkak basına vermemiz lazım. Basında yayınlatmamız lazım arkadaşlar. Yoksa hizmetler yapılmıyor. Evet muhtarım. Köy konağımız, muhtarlık odamız var galiba. Var, evet. Sağlık evimiz var. Sağlık evimiz var. Görevlisi var mı efendim? Görevlisi yok. O da biraz köyün dışında kaldığı için, ıssız olduğu için evli olması gerekiyor. Yoksa biz o riski alamıyoruz. Bekar bir tanesini oraya. Yoksa verdiler değil mi efendim? Yani verseler bile biz bile razı değilik. Çünkü ıssız yerde o riski yani kim koruyacak, kim yapacak? Tek başına bir insanı bekar bayan veriyorlar.
Evet. O da bizim için riskli oluyor. Yani sağlık evimize bir evli bayan verilmesini istiyor. Evli bayan verilmesi istiyoruz. Evet. Çünkü sayın izleyiciler, burası Bahçe Köyü, Osmaniye merkeze bağlı Bahçe Köyü, evet. 18 kilometre uzaklıkta olduğu için burada da genelde yaşlı insanlarımız var. Burada muhtarımızın annesi var, görüyorsunuz sayın izleyiciler. Bu arka muhtarımızın annesinin şeker, tansiyon, kalp gibi enjeksiyon sorunları var. Onun için hemşire evinin bu köye kesinlikle bir an önce verilmesini istiyoruz. Yakın değil çünkü. Yani bu arkadaşımızın gitme imkanı da yok. Yani araca binip inmesi de zor. Yani genelde köylerde yaşlı insanlar kalmış. 7 kilometre Cevdet'e belediyesine biz oraya gidiyoruz. Evet. Olsun yani. Yani yaşlılar için çok, her vatandaşımızın aracı yok, vasıtası yok. Yani çocuğu yok. Çocuklar hep başka illerde çalışıyor. Yani onun için bu köylerde, merkeze uzak olan köylerde bir sağlık personelinin görev yapmasını, verilmesini, boş bırakılmamasını istiyoruz. Efendim, bu kaleden dolayı turistlerimiz bu köyümüzü de ziyaret ediyor mu? Köyümüz ziyaret çok az ediyor. Şimdi tanıtmak gerekiyor. Bizim ilkokulun önünde tarihi bir mermerden eser var. Yıllar önce koruma altına alınmadan kalemiz köylüler tarafından ilkokulun önüne konmuş. Oradan mı alınıp getirmiş acaba? Öküz kellesi, evet. Evet, evet. Öküz kafası, iki tarafı koç kellesi. Oradaki... Evet, orada da zaten koç kellesi, öküz kellesi var. Figürleri var kayaların, taşların üzerinde. Tarihi kiliseden alıp getirdiklerini söylüyoruz. Tablo yanında. 2003 yılında kurulmuş köyümüz muhtarlık olarak. Evet. Fakat 1885 doğumlu babaannem 1976'da vefat etti. 97 yaşında öldü. Ve birçok bilgileri, geçmiş bilgileri ondan öğrendim. 1885 doğumlu kendisi. Evet. Öyleydi. Bu köyümüzün parke taşları tamamı bitmiş mi efendim? Eksik istedim. Buraya gelirken gördüğümüz gibi muhtarımızın evine gelen yol çamur içerisinde. Doğru mu efendim? Toz toprak içerisinde yani. Yağmur suyunu toplayıp deriye kadar... Onu söyledim. Evet. Yağmur sularının toplanması için hanımefendi de gündeme getiriyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendiye. İsim ne efendim? Biz sel altındaki köyümüzün yağmur sularının toplayıp deriye kadar asfalt olduğunu isteyeyim. Evet. Şerife teyzemiz de yağmur sularına çözüm istiyor. Evet. Sel teşekkür ederiz. Sel altındaki köyünün oradan aşağı evet. Deriye kadar asfalt evet, olduğunu muhtarım bu sulama göleti mi yapılıyor burada? Evet, bahçe evet, göleti evet, gördüm evet, orada az önce. Evet. Kurşunluk mevkine. Kurşunluk mevkine sulama göleti yapılıyor. Yani bu köy halkı sulama suyu derdinden de kurtulacak. Doğru mu efendim? Şimdi, bitmiş mi göletimiz? Yok. Daha yeni başladı. Bizim şimdi bir de şu var, bazı yanlış şeyler de yapıldı da. Tarım arazilerini, buydalarını, günebahar ayçiçeklerini falan söküp bir kısmını durdurdum. Haber vermeden, herhangi bir ihbarda bulunmadan, ödenek yapmadan evet, derhal bunu sulama kanalı açmaya kalktılar. Daha yani 5 metre bir barajı bağlantı bile yok. Evet. Açmaya çalıştılar. Ya öğrendik ki herhalde büyük ihtimalle tahminen ödenek almak için yapılmış deniyor. Artık bilemiyoruz. Fakat kanunsuz bir şey. Bir de valimize, Osmaniye valimize dile getirdim ben. İş, köyümüz yolları çok dar. İş makineleri köyün içinden gelip gidiyor. Büyük risk altındayız. Yani herhangi bir kaza olmuş olsa virajlı da herhangi birinin ölümüne, malına, canına sebebiyet verir. Çevre yolu açılmasını istiyoruz değil mi? Evet, çevre yolu değil de baraja çok yakın bir seviye. Asımdaş yolunda hatta bir kilometre bile yok baraja. Evet. O yoldan yol açılması, iş makineleri köyün içinden gelip gitmemesini istiyor. Dışarıdan gelip evet, işte yani çevre yolu, köyün etrafından çevre yolu açılmasını istiyorsunuz. Yani bir Türkiye'nin birçok köyünde bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Birçok yerde de açtırmış muhtar arkadaşlar, onları da tebrik ediyorum. Sizin gibi duyarlı arkadaşlar gerçekten bizim için bir insan sağlığı her zaman önemli. Can önemli. Tabii, arkadaşlar. Can önemli. Olmadan bunun önlemini alınması lazım. Onun için muhtarımız Sayın Osmaniye valimize bu konuyu iletmiş. İnşallah konunun takipçisi olacağız biz de basın olarak yapılması için. Kaza olduktan sonra bir can kıyıldıktan sonra hiçbir şey ne yarar ki yani? Evet. Efendim başka köyümüzün yapılması gereken hizmet, çocuk parkımız var mı bak mesela? Çocuk parkı yok. Yok değil mi efendim? Yani biz gazeteci olarak, Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesi olarak şehirde yaşayan çocukların ne hakkı varsa
köyde yaşayan çocukların da aynı hakkı olduğunu düşünüyoruz ve köylere çocuk parkının mutlak yapılmasını istiyoruz. Gençler için spor. Evet, gençler için gençlerin birbirine daha güzel kaynaşması için, kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor sahaların yapılmasını istiyoruz. Evet. Birçok yerlerde bunları karşılaşıyoruz. Yapmışlar. Halı saha yaptıran muhtarlara çok geldim Ege bölgesinde arkadaşlar. Orada futbola bayağı bir ilgi var. Yani burada da olması lazım. Osmaniye bu konuda biraz geri kalmış zannedersem. Yani hizmetin, gençlerimizin spor kompleksi muhakkak yapılması lazım. Efendim, bugün bu köyümüzün genel geliri, yani geçim kaynağı neye dayalı? Bahçe köyümüzün. Çiftçilik ve hayvancılık üzerine. Çiftçilik ve hayvancılık üzerine. Efendim, şimdi bu köyden okuyup gidip başka yerlerde memur olanlar emekli olduğunda tekrar köye dönüş yapıyorlar mı? Dönen de var, dönmüyor. Çok az. Çocuğum okuyor diye geldi. %20'si diyor. %20'si dönüyor, diğerleri gelmiyor. Evet, köyümüz için olmazsa olmaz ilk şeyimiz ne efendim, isteğimiz? Şimdi ilk isteğim benim şuydu, zaten o adayken de söyledim. İlgili meclis adaylarına da söyledim. İl özel idare müdürüne de aynı şeyi söyledim. Bizim köyümüze su gelmediğinden sonra ne kadar yatırım yapsın? Boş, göze görülmez. En büyük sıkıntı su. Su olmadıktan sonra ne kadar hizmet yapırsa yapsın. Ben mutlaka suyum, ilk şeyde suyum gelecek ve adayken de söyledim. İlk uğraşacağım iş köyümün suyu olacak dedim. Evet, şu anda çalışmalar devam ediyor. Köyümün suyu gelmesi için elinden gelen bütün gayreti göstereyim ve göstereyim de göstereceğim de hala devam ediyor. Evet, sizi tebrik ediyoruz. Evet arkadaşım, burada ağzalarımız da var galiba. İsim neydi efendim? Serhat Ertan, Bahçeköy ağzası. Evet. Siz efendim? Mehmet Çam, Bahçeköy ağzı. Mehmet Çam, siz efendim? Ahmet İşbilir. Ahmet İşbilir, burada muhtarımız ve ağzalarıyla birlikte röportaj yaptı. Köyümüzün genel temel sorunlarını muhtarımız dile getirdi. Ağzalarla birlikte, ihtiyar heyetiyle birlikte. Eklemek istediğimiz başka bir konu var mı? Ağzalarımız ve muhtarımız size soruyoruz. Şimdi söyleyeyim. Bu ağzalarıma da önceden söyledim. Daha evvel ben önüme bakacağım. Ben geçmişe, önceki muhtarları herhangi bir ceza, bir sorumluluk ve bir şikayette bulunma niyetinde değilim. Evet. Elbette ki köylü beğenmemiştir. Bir şekilde evet, daha iyi yönetir. Tasfiye etti, evet. Bizi tasfiye yönetiyorlar. Seçtiler, evet. Seçtiler. Ağzalarım da hiçbir zaman için, benimle beraber çalışan ağzalarım aile yok, benim ailem var. Evet. Fakat ağzalarım da köyün bütçesini bir şekilde, köyün için koştukları zaman, köye hizmet ettikleri zaman bir şekilde, onların yön verilerini bir şekilde mutlaka, köyün bütçemiz var. Evet. Köy bütçesinden bunlara ödenek vereceksiniz. Onu da köy kara defterine yazacaksınız muhtarım. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Sayın izleyiciler, muhtarlarımıza devlet maaş vermiyor, aylık ödenek veriyor. Ha, bu devrede muhtarlarımızın maaşı %105 arttı. Daha önce 400 civarındaydı. Şu anda 875 lira oldu. Ancak ağzalarımız Allah rızası için görev yapan arkadaşlarımız, burada da o arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü hiçbir geliri yok. Ancak muhtarın ne sorumluluğu varsa ağzalarımızın da aynı sorumluluğu var. Yapılan bir hizmette her şeyin altına imzasını atıyorlar. Evet. Onun için bu Bahçeköy'ü muhtarımızı da ben tebrik ediyorum. Ağzalarını da düşünüyor. Köyün gelirinden onlara. Çünkü az önce ben buraya gelirken gördüm. Ağzalarla birlikte muhtarımız çalışıyordu arkadaşlar. Saat 7.30. Bugün tatil, cumartesi 19.30'du. O zamana kadar birlikte çalışıyorlardı. Köyün sorununu çözmek için sayın izleyiciler. Buradan da tekrar teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Bu ne yaparsak köy kararına yazacağız arkadaşlar. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz teşekkür ederiz.